Evet, işte buradayız. Burası neresi? Bence şu an arkamda görmüş olduğunuz yapıdan dolayı kafanız karışabilir ama zannediyorum benim sol omzumda dalgalanan bayrakları görüyorsunuz ya, işte oranın kalesindeyiz. Santiago Bernabeu'da Real Madrid Mallorca maçına geldik sahte 9 olarak. Milli futbolcumuz Arda Güler 18 yaşında, biliyorsunuz Real Madrid'e transfer oldu. Henüz forma şansı bulamadı. Sakatlıklar yaşadı. Talihsiz bir 3-4 ay geçirdi. Ama bugün Mallorca karşısında sahaya çıkabilir. Biz de ne yaptık? Aslında Barcelona'daydık ama Barcelona'dan ne yaptık? Buraya atladık, geldik ve Arda'nın ve Türk futbolunun bu unutulmaz akşamına belki tanıklık ederiz diye düşündük. Kameranın arkasında şu an yine La Liga ekibinden Mete var. Yine zaman zaman onunla da burada sohbete dalacağız. Bence şöyle bir şey yapalım Mete. Bir yere bir gidelim, bir kiosk falan bulalım, bir gazete mazete alalım abi. Süper. Bir bakalım dünkü basın toplantıları basına nasıl yansımış. Bu Arda'nın oynama heyecanını sadece biz mi yaşıyoruz, yoksa aynı zamanda İspanya'da da böyle bir beklenti var mı? Ancelotti ne düşünüyor? Başka sakatlar da vardı. Bence biraz onları bir hadi bakalım dolanalım. Buradaki detay aslında bizim futbol habitatımızda da vardır o. İşte ne bileyim, bir oyuncu sakatsa bir süre iyi performans verebilirse, bunun içerisinde yeniden takıma kazandırılıyorsa, işte Mete yeni transfer falan denir ya böyle, aslında Mete bizde yani. Biraz sanki onun gibi bir kelime oyunu var şurada, çünkü orada diyor ki yaz transferi görünümlü, kış transferi. Çünkü yazın transfer edilmesine rağmen rekor bedelli, yani bizim için rekor onları. Şimpov'unu verse. Yazın transfer olmasına rağmen kışın siftahı yapacağı için böyle küçük bir kelime oyunuyla genç gururumuza küçük bir gönderme yapılmış. Vallahi biz de heyecanlıyız. Biliyorsunuz çok talihsiz 3-5 ay oldu aslında Arda için. 20 milyon bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli. Fakat sonrasında önce Amerika'daki kampta bir sakatlandı. Sezon başı kampında ameliyat olması gerektiği dizinden 2 ay uzak kaldı. Tam düzeldi, toparladı. Tek başına çalışmaya başlamıştı. Bu da fena da Adele sakatlığı olunca Arda uzun süredir sahalardan uzaktı ama yaklaşık bir 3 haftadır, 1 aydır falan da, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Mete. Doğru. 1 aydır falan da genelde hep böyle antrenmanlarda güzel, hatta kuvvetlendiğine dair bazı bacaklar macaklar falan böyle şişmiş. Böyle güzel haberler falan da gelince biz de heyecanlandık tabii, bakalım. Sen ne diyorsun, bugün tarihe tanıklık edecek miyiz? Bence tabii ki. Ha? Ya umuyorum, bence olacak. Biraz tabii bence stat'tan da bahsedebiliriz ya, stat. Yani şu hali gerçekten inanılmaz ya. 1 milyar euronun üzerinde bir maliyeti var. Aslında yapılan ilk hesaplamalarda 900 milyon euroluk bir bedelden bahsediliyordu ama. Ya biliyorsunuz siz evinizde de yani balkonunuza Pimapen yaptırmak isteseniz her zaman hesaplanandan fazla çıkar o iş. Evet. Belki 1 milyar euro stat yapıyorsunuz, o işin 1,5'a dayanması çok normal. Evet. Evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymaz. Nitekim Florentino Perez de herhalde bunun hesabını ailesine vermiştir. Toninho. Bu Brezilyalı, Portekizce'de galiba bu Inho bir şeycik. Ömerinho, Ömercik oluyor ya. Bir de Sitta, değil mi? Atıyorum Mama Sitta, Papa Sitta, Chica Sitta. Bunlar argo değil, değil mi? Yani biz sağdan soldan arkadaşlarımız duyduğumuz şeyleri paylaştırıyoruz da. Yok yani argo değil ama küçük yani, bir... Önünüze çıkan bir kadına Mama Sitta derseniz... Haa, bam, tokat mı? Duydunuz. Bu arada tabii Santiago Bernabeu'ya gelmişken şöyle bir fikir geldi aklımıza. Tabii biliyorsunuz Süper Lig projesinin mimarı sevgili Florentino Başkan. Değil mi? Florentino Başkan da projenin başını çekiyor. Ama tabii şimdi her ne kadar Real Madrid ta kendisi. Aziz Yıldırım'ın öyle bir açıklaması vardı ya, ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diye. Florentino Perez de öyle bence. Her ne kadar Florentino Perez de Real Madrid ta kendisi olsa da sonuçta taraftar hissiyatıyla bu konuyu ele almak daha başka. La Superliga o la Champions? La Champions, siempre. Superliga o Champions? Champions. 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 Serie A. ¿Y la Superliga o la Champions? La Champions. La Champions. ¿La Champions o la Superliga? La Superliga. And do you prefer the Champions League or the Super League? Super League. ¿Y las Champions o la Superliga? Champions.
Superliga champion. 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 Yani işin enteresanı Florentino Perez de her ne kadar Real Madrid'in vücut bulmuş hali olsa da saf taraftar gözüyle, saf taraftar hissiyatıyla bu işe tabii Florentino Perez gibi yaklaşmak çok da mümkün değil. Kolay değil. Nitekim yani bu soru cevaplarda da çok net gözüktü ki Florentino başkan oraları kovalıyor ama Real taraftarı hala Champions League, yani Şampiyonlar Ligi'nden yana. İşte budur ya. Hocam günün anlam ve önemine istinaden Arda Güler atkılarımızı da aldık. Arda Güler, ¿qué puedes decirnos? Hombre, porque estamos deseando todos que debute. Yo por lo menos. La juventud, la forma de conducir el balón en los pies y la visión que tiene. Vale, genial. Genial, es un tío genial. Bueno, tiene muy buena pinta. A ver si tiene suerte de respetar las lesiones y le dan minutos. Creo que lo va a tener difícil, pero bueno, que trabaje y que luche para conseguirlo. Pues yo espero que juegue hoy, por lo menos, porque hasta lesionado es jodido para él. No es fácil y creo que el chaval le tiene que dar confianza, porque si le dan confianza la va a romper. El Madrid es el equipo más competitivo del mundo, entonces creo que le va a costar entrar, pero una vez que entre y le den la oportunidad, él la va a romper. Si tiene confianza. Muy bien. Creo que es un chaval muy joven, con mucha proyección. Ahora quizás no, pero podrá conseguir minutos y ir madurando y al final podrá hacerse con un puesto. Tiene pinta de ser buenísimo. Ahora ya se tiene que adaptar y la presión del Madrid, que es muy fuerte. Eso es complicado, pero tiene muchísima calidad, parece lo poco que yo he visto. No, se puede adaptar el sistema a lo que se tiene en la plantilla, más o menos, como hace Ancelotti, mi amigo Ancelotti. Evet tabii şimdi burada taraftarlar arasında dolanıp insanlara sorunca yani Arda konusunda gerçekten heyecanlı olan da var. Biraz bir oynasın bir görelim diyen de var ki bu da çok normal. Evet. Ya çünkü kim bilir biz şimdi burada Arda heyecanı yaşıyoruz da abi buraya kimler? Kakalar. Yani kakalar makalar onlar bunlar geldi de olmayan ne büyük yıldızlar var yani. Hani dolayısıyla yani onların bu konudaki deneyimi bizi döver. Hani çok da fazla bu konuda şey yapmaya gerek yok. Haklı oldukları taraflar da var. Ama şurası kesin çok büyük kısmı Real Madrid'i taraftarının konuştuklarımız içerisinde en azından bir beklenti var. Evet. Yani çok net bir beklenti var. Yani hatta işte birkaç kişi zaten şeyi de söyledi. Kadroda kendisini ne şekilde yer bulabileceğine dair kafa yoranlar da çıkmış. Varmış en azından onu da görmüş olduk. Yani maç öncesi İspanyol geleneklerinde atladığımız bir şey var mı hocam? Maç öncesi olmazsa olmazımız şudur dediğin. Ne bileyim tükürük köfte falan anladın mı? Yani vardı ama artık hepsi yavaş yavaş kalktı yani. Pazarlama falan başladıkça bahsettiğim o işte eskiden Juanito için 7 kere stat turlanırdı ama artık 7 numara Juanito değil. Yani bir zamanlar Raul oldu, sonra Ronaldo falan. Gelenekler ölüyor yavaş yavaş. Ama tabii yeni gelenekler var ama eskisi gibi tutmuyor. İyi bakalım o zaman. Hadi bence biz yavaştan içeri girelim diyorum ben. Haydi. Yaklaşık 45 dakikalık falan bir zaman dilimi kaldı. Şu kalede belki Real Madrid maçlarını zaten yakından takip edenlerin bildiği gibi Ultras taraftar grubunun oturduğu kale arkası. Şu anda hepsi tamamen beyaz ama bazen günlük karara göre tamamen siyah giyindikleri de oluyor. Değil mi? Bazen. Ama genellikle, ama genellikle beyazlar. Şimdi onlar için orası ayrılmış durumda. Şu anda boşluk var. Onlar büyük ihtimal bizim röportajları yaptığımız sokakta toplanmışlar. Şu anda bir yandan içip bir yandan da herhalde tezahüratlarını falan yapıyorlar diye düşünüyorum değil mi? Evet. Ultras grubu. Ve o kale arkasında şöyle de bir özel az önce Mete paylaştı benimle. Eğer ki maç öncesindeki yazı turu atışını Real Madrid kazanırsa maçın ikinci yarısını ne olursa olsun Ultras grubunun arkasında bulunduğu kaleye doğru yapıyorlar. Ki bunu da herhalde tarihte defalarca işe yaradığının kanadıyla dolu diye düşünüyorum değil mi? Evet. İnanılmaz geri dönüşler. Yani özellikle Casillas döneminde Casillas'a çok özen göstererek seçerdi taraftarı. O da bu kaleden rahatça izlerdi. Aynen. Evet bu arada maç kadrosu da gelmiş. Hemen girelim bakalım. Kalede Lunin var. Carvajal, Rudiger, Tchouameni geride. Zaten işte bugün sabah iki gazetelerde savunmanın merkezde problem olduğu, hala eksik olduğu yazıyordu. Fran Garcia, sol bek. Modric, Kroos,
Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinicius Junior. Biraz daha klasik bir 4-4-2 dizilişi gibi. Ama yani tam böyle de olacağını zannetmiyorum. Ben biraz daha bence 4-5-1, 4-2-3-1 falan gibi bir şeye döner bence o. Bir yedeklere bakalım. Yedeklerde de bizim oğlan var tabii ki zaten. Onu da... Hadi bakalım ya. Girse de vallahi tarihe tanıklık etsek. Numara 17 yok. Orelian! Tchouameni! Bir de böyle değil mi? Con el 22, Antonio! Rudiger! Numara 20, Fran! Garcia! Con el 8, Cody! Rose! Numara 20, Valverde! Hocam yarım saat geride bıraktık. Oğlum bizde mi? Cenabeti bizde mi acaba? Zarar ziyan bir 45 dakikada. İkinci yarıda açılır ama. Ya ikinci yarıda ben de bir şekilde açılacağını düşünüyorum ama çok çılgın bir fark da işte Real Madrid bu seneki oyunun karakteri de biraz eksiklerden dolayı başka bir yere şekillendi, evrildi. Ondan dolayı da biraz düşük tempo gidiyor. Evet, koskoca Real Madrid'i 45 dakikada biraz çürüttük herhalde. Yani gerçi şimdi şaka mı ki, ilk yarı tabii ilk yarı 0-0 bitti. Hani Real'in çok bir tempo yapabildiğini söylemek çok kolay değil ama ya çok ciddi tabii önemli eksikler de var yani, onu da söylemek lazım. İkinci yarıda gol bekliyoruz. En azından gol erken olsun, hatta yani olacaksa da şöyle bir 60'a kadar 2 falan olsa da 65'e kadar biraz Mallorca'nın direnci de kırılsa, Arda'yı da son 15-20 dakika falan görsek, 5 dakika 5 dakika. Evet, Arda kenarda ısınmaya başladı. Dakikalar 67'yi gösteriyor. Real hala gol bulabilmiş değil ama Ancelotti'den arka arkaya hamleler geliyor. O hamlelerin ardından biraz aslında Real rakip yarı alanda biraz daha hareketlendi. Ceza alanına daha fazla giriyor çıkıyor. Şimdi son olarak Joselu'yu aldı. Vini dışarı çıktı. Brahim Diaz geldi. Başka bir değişiklik var mı? Yok galiba değil mi? Aynen, şu anda iki değişiklik yaptı. Ama Arda'nın da dakika herhalde 64-65-60 sonrasında kalkıp ısındığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bakalım bir gol bulsa belki hakikaten gireceğiz. Bence ısındırmaya başladığına göre değerlendirecek. Hadi bakayım be. Oğlum olmadı lan. Rezalet. Rezalet. Oh be abi, sonunda attı gol. Golü kim attı? Rüdiger mi? Rüdiger attı değil mi? Tamam, kafa golünde. Çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. Rüdiger'le 1-0 öne geçtiler. Artık son 10 dakika. Arda'da bir 15 dakikadır orada buharlaşmak üzere. Ama tabii yani sakatlık olmasın da iyi yazılsın bir yandan da ya hakikaten. Galiba hayallerimiz başka bağıra kaldı. Evet. Arda uzun süre ısındı aslında ama zannedersem şimdi uzaktan seçtiğimiz kadarıyla golden sonra Ancelotti, Ceballos'u ve Vazquez'i çağırdı. Arda da ısınmayı bıraktı ve yedek kulübesine oturdu. Takım arkadaşlarına bol şans dileyip herhalde bugünü kapadık. Öyle gözüküyor. Yine de hadi bakalım, bekleyelim diyeceğim ama. Real Madrid maçı 1-0 kazandı ama biz maalesef olduramadık. Yaklaşık 15-20 dakika kadar Arda kenarda aslında ısındı. Önce maç 0-0'ken önce tek başına uzun süre ısındı. Hatta bu da bizi bayağı bir umutlandırdı herhalde. Çünkü Modric de biraz aralarda kayboluyordu. Acaba dedik onun yerine girer mi 70-80 sonrasında? Ama sonrasında gol geldi. Rudiger'in golü. Onunla birlikte daha da gaza geldik. Ama maalesef olmadı. Ve saatte 9'unda böylelikle sonuna geldik. Ama La Liga'yı takibimiz devam edecek. Sadece La Liga değil, Avrupa'nın önde gelen bütün liglerinde. Fırsat buldukça, programımızı ayarladıkça gelmeye çalışacağız. Biraz daha sahanın içine, dışına, tribünlerin içine, soyunma odasına sızmaya çalışmaya yine devam edeceğiz. Dolayısıyla saatte 9'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.